Bremen Mızıkacıları. Bir varmış bir yokmuş. Geçmiş zaman içinde yaşlı bir eşekle sahibi varmış. Sahibi eşeğe çok kötü davranıyormuş. Eşek sonunda evden kaçmaya karar vermiş. Tam o günlerde Bremen şehir bandosuna şarkıcı arandığını duymuş ve benim gibi güzel anıran birini nasıl olsa bandoya alırlar diye düşünmüş. Tek başına yola koyulmuş. Yolda çok zayıf bir köpekle karşılaşmış. Köpeğe "Gel benimle, havlaman güzelse bandoda senin de güzel bir işin olur. Denemekte yarar var" demiş. Çok geçmeden epeydir fare yakalayamayan bir kedi de katılmış bizimkilere. Üçü birden şehrin yolunu tutmuşlar. Bir çiftliğin yanından geçerken gökyüzüne doğru aralıksız öten bir horoza rastlamışlar. "Çok güzel ötüyorsun" demişler. "Söyle bakalım, neden böyle mutlusun?" Gözü yaşlı horoz, "Ben de mutluyum" diye mırıldanmış. "Beni tencereye koyup kaynatmak ve suyumdan çorba yapmak istiyorlar. Onun için bugün ötebildiğim kadar ötmek istiyorum. Yarın nasıl olsa öleceğim." O zaman eşek, "Gel hadi, sen de bizimle kaç. Sesin öyle güzel ki Bremen'de çok ünlü olacağından eminim" demiş. Böylece sayıları 4'e çıkmış. Yolları hayli uzunmuş. Akşam olmuş, karanlık çökmüş. Bir ormandan geçiyormuş yolları. Korkmuşlar. Birden uzakta bir ışık görünmüş. Küçük bir kulübeden sızıyormuş ışık. Kulübeye yaklaşıp penceresine tırmanmışlar. Eşek ön ayaklarını kaldırarak pencere kenarına tutunmuş. Köpek eşeğin sırtına çıkmış. Kedi de köpeğin sırtına tırmanmış. Horoz ise bir sıçrayışta kedinin sırtına konmuş. Şimdi hepsi içeriği görebiliyorlarmış. Bu kulübe bir haydut çetesinin saklanma yeriymiş. Haydutlar son soygunlarını kutluyorlarmış. Aç olan eşek ve arkadaşları içerideki yiyecekleri görünce çok heyecanlanmışlar. Eşek pencereye bir kafa vurmuş ve hemen sırtındaki 3 arkadaşını lambanın üzerine fırlatmış. Lamba sönmüş. İçeride büyük bir gürültü kopmuş. Burnunu cam kesen eşek anırıyor, köpek havlıyor, kedi miyavlıyor, horoz çığlık çığlığa ötüyormuş. Birden şaşkına dönen haydutlar "Şeytan, şeytan" diye bağırarak kaçıp uzaklaşmışlar. Bütün yiyeceklerde 4 arkadaşa kalmış. Günlerce yiyip içmişler. Tam uykuya dalacakları sırada soygunculardan biri içeride neler oluyor diye arkadan kulübeye yaklaşmış. Kapıyı açıp içeri girmiş. Odanın içine doğru ilerlerken kedinin parlayan gözlerini ateş sanmış. Eline geçirdiği mumu yakmak için uzatmış. Kedi birden adamın yüzüne esaslı bir pençe atmış. Adam sırt üstü köpeğin üstüne düşmüş. O anda silahı da düşerek patlamış. Köpek sivri dişlerini haydutun bacağına geçirmiş. Eşek öyle bir çifte savurmuş ki adam uçarak kapıdan dışarı fırlamış. "Kaçın!" diye bağırmış haydut. "Kaçın!" "Korkunç bir cadı yüzümü tırmaladı. Bir şeytan bacağımı ısırdı. Bir canavar sopayla dövdü beni ve..." Fakat onu dinleyen yokmuş. Çünkü öteki haydutlar çoktan tabanları yağlayıp uzaklaşmışlar. Ve böylece eşek, köpek, kedi ve horoz evi ele geçirip yerleşmişler. Haydutlardan kalan paralarla sofralarında her zaman bol yiyecekler bulmuşlar ve hep birlikte uzun yıllar mutlu bir hayat sürmüşler.